Evet, herkese merhabalar tekrardan. Tatildeyim, tatil modundayım. Tatilde olduğum için vaktim çok. Bu aralar sizler için fazla içerik üretmeye çalışıyorum. Bugün Mustang'de değilim. Bugün Golf 7'deyim. Golf 7'deyim. Golf 7 benim kardeşimin, öz kardeşimin aracı. Bugün sizler için onu inceleyeceğim. Şöyle ufaktan bir temizlik falan yaptım size göstermek için. Bir bakalım nasıl gidiyor. Tabii bu araçlara fazla yabancı değilim. Alman arabası sonuçta. Ben Golf 7'leri çok beğeniyorum. Avrupa'da da çok tutuluyor. Türkiye'de de çok tutuluyor. Daha önce Burak'ın Polo'su vardı. Onu vermişti. Geçen sene mi? Ne zaman verdin lan? Geçen sene. Geçen sene mi aldık bunu? Sonra Golf 7'yi aldı işte. Ben de çok ısrar etmiştim Golf 7 al illa diye. Bakalım belki bundan sonra da Passat'a terfi eder. Vossa genci seni. Evet, şöyle şimdilik biraz bakalım neyi var neyi yok. Ben de size anlatayım. Güzel arabalar bunlar. Ben de seviyorum. Evet. Burak abinin arabasındayız. Sanayiye gittik. Arka silecek lastiği kötü olmuş. Onu değiştirdik. Yaklaşık 50 lira falan bir para verdik. Çok bir şey değil. Plakalıkları kırıktı. Onu aldık. İki tane şimdi gidince onları da kapının önünde değiştiririz. Araç güzel. Şöyle bir göster Burak arabanı. Temiz, kırık, çatlağı, çivi, hiçbir şey yok. Yani içten oldukça temiz, dıştan da biraz sonra ben size kapının önünde göstereceğim. Fena bir araç değil yani. 2000 kilometrede. Burak sen kaç kilometrede almıştın? 84.000'de almıştım. 84.000'de almıştın. 102 desek 20.000 kilometreye yakın yol yapmışsın. Bir sene içinde iyi kilometre yapmışsın. Sivas'a gittin iki kere herhalde. Aynen. İki kere mi gittin? İki kere gittim. İki kere Sivas'a gitti geldi Alanya'dan. Şehir içinde de sağa sola gidiyor yine. Genelde şehir içinde kullanıyor. 1.4 motor TSI değil mi? 1.2. 1.2 mi? Hı hı, 1.2. 1.2 TSI motorlu. Kaç beygir? 110. 110 beygir. Hani 110 beygir de bu araç için iyi yani. 1.2 olmasına rağmen. Güzel, fena değil. Yakıtı da tasarruflu. Bir depoyla kaç kilometre gidiyorsun Burak? 800 kilometre falan. İyi gidiyormuşum 800 kilometre. Biraz bence kalıyor hatta içinde. İçinde kalıyor da. Güzel. Bu araçta bir tek hoşuma gitmeyen bir şey oldu. O da USB girişi yok. Bir de Bluetooth yok mesela. Şu multimedyayı göster. Yani sadece buraya SD kart koymuşlar. Bir de buraya AUX girişi koymuşlar. Onun dışında multimedyayı fazla kullanamıyoruz. Ama burada multi lenkrat yani direksiyonda kontrol şeyleri var. Boş değil. Neydi bu? Comfort Line miydi? Comfort Line, aynen. Comfort Line paket. Bir kort diye geçittim, kusura bakma. Ben otomatik daha çok sürdüğüm için manuel viteslerde biraz debriyaja alışmak zaman alıyor. Çekişi de şu an klima da açık. Yani idare eder, güzel yani. Kötü değil. Ben şahsen bir Volkswagen'i yani Golf'ü Fiat'ın arabalarına falan değişmem yani. Konforu olsun, işte ne bileyim malzeme kalitesi falan hoşuma gidiyor bu araçlar, güzel. Şimdi bir 3'e çektim. Şöyle bir gazlayayım bakayım. Gazlayacağım da önde araç yok. O telefonu da iki elinden tut. Çünkü tek elinden tutunca biraz zıplıyor. Aracın arka tarafını da göster Burak. Koltukları Alcantara bu arada. Yarın ya da öteki gün bu arka cam filmleri sökülüp yeniden film çekilecek. Filmlerin bayağı şeyi kötüleşmiş. Arka camlar da elektrikli mi Burak? Evet. Arka camlar da elektrikli. Aynalar elektrikli. Koltuk ısıtması yok ama dijital klima koymuşlar. Elektrikli el freni var. Başka ne var araçta? Ne sayabiliriz? Ergonomisi çok güzel bu arada. Ben seviyorum Volkswagen'lerin ergonomisini. Bardaklığı olsun, her yerde göz var, burada var, direksiyonun altında var, koltuk altlarında var. Bir şeyler kullanışlı bir araba yani, bir şeylerinizi koymanız için. Burada işte kolluk var, ayarlı, ileri geri geliyor. Güzel, beğeniyorum. Mesela bunların tabi airline paket olanları veya GTI olanları bambaşka. Onların işte cam tavanlı olanları var, sunrooflu olanları var. Kulis kontrol var mı Burak? Hız sabitleme falan var. Hız sabitleme falan var. Güzel. Burak'a uygun bir araç Burak için. Hem ekonomik hem de gençler için güzel bir araç. Ben beğeniyorum bunları. Hatta kendim şimdi ikinci aracım yok Almanya'da.
211 kasa station Mercedes'im vardı, onu satmıştım. Şimdi bende de sadece Mustang var, bir de buradan Türkiye'den götürdüğüm Mercedes var. O da duruyor. İkinci bir araç lazım bana işe gitmeye, sağa sola gidip gelmeye. Ben de Golf 7 yapabilirim gibi düşünüyorum. İkinci araç olarak. Yani önerebiliyorum, önereceğim, kendim için de düşündüğüm bir araç. Birazdan şimdi içeri girdiğimizde, eve geldiğimizde şöyle dıştan da size bir göstereyim aracı. Evet arkadaşlar, geldik eve. Burak'a söz vermiştim. Ön farlar biliyorsunuz burada Antalya gibi yerlerde, özellikle sıcak yerlerde lambalar çok sararıyor. Söz vermiştim ona, senin lambalarını parlatacağım diye. Bu parlatılmayan taraf, geçen sene geldim de oraya cila çekmiştim. Bu tarafı da yaptım, ona sürpriz yapacağım. O da yukarıda. Şöyle göstereyim, farkı görün. Yani şu alttaki krom hiç hemen hemen gözükmüyordu. Şöyle yapalım. ...3500 zımpara, üstüne kalın cila, kalın pasta daha doğrusu, onun üstüne de ince pasta. Sonuç bu. Yeniye yakın oldu. Bu da yapılmayan. Şimdi videoda tam çıkmıyor da bakın, buralarda pütür pütür şeyler var. Buraları ancak zımpara kağıdı alıyor. Ama işte 3000, 3500, 4000 bulabilirseniz 4000'den de daha güzel olur. 3500 bulabildim sanayide en ince. Bakın bunda hiç kalmadı, hepsi gitti. Şimdi onu kapatayım, gelince sürpriz yapacağım, göstereceğim. Durumlar böyle işte, biz de vakit geçiriyoruz hobi gibi. Bu aracın üçüncü sahibi, bundan önce bir polis arkadaş kullanmış, ondan önce bir hanımefendi kullanmış. Ufak tefek çizikleri var. Aldığından kalan oralara da rötuş yaptık biraz ama birazcık kaybedebildik işte, mesela şuralarda var bir şeyler. Plakalıklarını değiştik, kırıktı. Ondan sonra arka sileceğini değiştirdik. Sileceği yırttık da. Ben çok seviyorum bu kasaları, Golf 7'leri. 15'lik jantları var, orijinal Volkswagen'in. Lastiklerini de geçen yıl geldiğimde değiştirmiştik. Bu da 1.2'lik küçük Volkswagen motoru. Ama dediğim gibi 105 beygir de fena değil yani bu araç için. 110 beygir, pardon. Bir de gittik sanayiden film için fiyat aldık. Arka cam filminin artık görüyorsunuz, içi gözüküyor artık arka camdan. Hem benim arabanın hem de bunun filmleri yenilenecek. Yarın ben kendi arabamı götüreceğim. Onu da sizin için ayrıca videosunu yapacağım. Ford Mustang'i. Sonra da bu aracı götüreceğiz. Filmleri yenilenecek. Aynen. İlginç olan, burada da film var ama buradan dışarı gözükmüyor. Buradan dışarı gözüküyor. Ya cam kırılmış, camı değişmişler. Ya başka film kullanmışlar. Önde de film var. Bunlar hiç ellenmeyecek, sadece arkalar değişecek komple çıkıp. Öne zaten normalde yasak yanılmıyorsam film. Önler ince olduğu için öyle bırakacağız. Normalde bu tamponun güzel sökülüp elden geçip temizlik boyası olması lazım. Çünkü buralar falan da çok kötü. Bayağı bir sürtmüşler. Şimdi o lambaya başlayacağım. Öyle. Ön farları bitirdim. Gayet güzel oldu. 2000'lik zımpara kalmamış. 2000'le başlamam lazımdı. Bu tarafı o kadar güzel olmadı gibi ama tabii ilk haline göre çok güzel oldu. Aracın bugünkü temizliğini küçük bir bakım şeklinde hallettik. Güzel araba ya. Gayet işin. Elime sağlık. Arkaya oturdum şimdi. Arkadan ön tarafa bakış böyle gözüküyor. Bayağı geniş. Yani Polo'yla kıyaslanmaz bile bence. Bakın. Bir de koltukları ben genelde geriye itip yatırıp süren bir tipim. Öyle yaptığım halde bir dünya yer var. İyi yani. Arkada bayağı geniş.
küçük Passat diyebiliriz bu araba için veya Passat'ın hatchback modeli diyebiliriz. Bu tarafa geçtim, yine aynı. Bayağı bir yer var. Baş mesafesi nasıl onu göstereyim. Baş mesafesi de böyle. Bayağı yer var yani. Ben de 1.79 boyundayım. Hani 1.85 biri bile otursa şuraya kadar gelir, rahat oturur. Arka tarafta gayet geniş. Şurada kol koyma yeri de var. Bardaklığı bilmem nesi. Gayet güzel ya, ben seviyorum bu arabaları. Şimdi şurada bir sıkıntı var. Şurada bir sıkıntımız var. Bunun içinde bir kit var. Tamir kiti. Şunu aldık. Acaba diyorum şimdi mi yapayım, yarın mı yapayım? Bununla orayı kapatmak istiyorum. Zaten burada örnekle gösterdiği de böyle kareli. Bizde de burası kareli ama hava karardı. Onu belki sonra yaparım. Şimdi zaten yoruldum.